Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çupra nasıl temizlenir? Fırında en lezzetli şekilde çupra nasıl yapılır? Onun videosunu hazırladım. Buyurun hemen tarife geçelim. İlk etapta balıklarımızı temizlemekle işe başlıyoruz. Ben 4 adet çupra temizledim. Size göstermek istiyorum nasıl temizlediğimi. Ee, önce pullarından arındırmamız gerekiyor. Büyük balık olduğu için fazlaca pul var deri kısmında. Bıçağın ters tarafını kullanaraktan bu şekilde pullarını temizliyoruz. Uç kısmıyla da yüzgeç diplerindeki pullarını balıkları alıyoruz. Kenarında köşesinde hiçbir yerinde pul bırakmamı özen gösterin. Büyük balık olduğu için fazlaca pul var üzerinde. Eğer pullu bir şekilde bırakırsanız yerken rahatsızlık verecektir. Her tarafındaki pulları gösterdim. Kuyruk kısmında da bir miktar var. Bıçağın uç kısmıyla yüzgeç tiplerini alıyoruz tertemiz. Eğer temizlenmiş almadıysanız balı bu şekilde pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bir balı 1 ya da 2 dakika içerisinde temizliyoruz zaten. Yüzgeçlerini kaldırıyoruz. Dibindeki pulları da alıyoruz. Ben yüzgeçlerini kesmiyorum çünkü yüzgeçlerin dibinde faydalı yağlar bulunuyor. Yerken onları kaldırabilirsiniz. Göbek kısmındaki pulları da alıyoruz. Evde temizleyecek olanlara inşallah faydalı olur bu videom. Sırt kısmındaki pulları her tarafını temizliyoruz. Dediğim gibi bıçağın dış kısmını kullanmanızı tavsiye ederim. Yıkadım ben. Yıkadıktan sonraki dokusunu da sizlere gösteriyorum. Şimdi içini açmaya geldi sıra. Ee, gördüğünüz gibi minik bir delik var. O delikten bıçağı yaslı bir şekilde gönderiyoruz. Yaslı bir şekilde kesiyoruz. Kemiğe indiğini fark edeceksiniz zaten. Kemiğine kadar, orta göbeğindeki kemiğe kadar balığı kesiyoruz. Ağzını biraz daha açtırmamız gerekiyor. Ağız kısmından biraz daha kesiyorum. Rahat bir şekilde temizleyebilmek için. Kestikten sonra içindeki organları çıkartıyoruz. Temizlemesi oldukça basit ve kolay. Kendiniz temizleyebilirsiniz. Yani bayanlar temizleyemem diye çekinmesinler. Tezgahın üzerine bu şekilde streç film de Sererseniz tezgahta kirlenmemiş olur. Şimdi yıkadım. Ee, zar var. Onu da göstermek istedim. Dış kısmına doğru iki parça zar var. Bıçağın ucuyla o zarı da temizliyoruz. Bir de kemik kısmına doğru damarlı bir kısım var, kanlı bir kısım var. Onu da patlatmamız gerekiyor. Önce zardan arındırıyoruz. Daha sonra o kanlı kısmı da göstermek istiyorum sizlere. Orasını mutlaka almanız gerekiyor yoksa balığa acılık verebilir, acılık bırakabilir balıkta. Gördüğünüz gibi o zarlı kısmı da temizledim patlattım. Şimdi suyun önüne tutaraktan bolca tertemiz bir şekilde balığı yıkıyoruz. Hiç kan kalmamasına özen gösterin. Tertemiz yıkamaya özen gösterin. Ne kadar güzel yıkarsanız o kadar güzel olacaktır. Tertemiz balığımı yıkadım. Bu şekilde içerisinde hiçbir şey kalmadı hem pullarından hem iç organlarından hem de kanından arındırdık. Ben 4 tane balık temizledim. Gördüğünüz gibi hepsi de tertemiz oldu. 2 tanesini pişireceğim, 2 tanesini derin dondurucuya kaldıracağım. Derin dondurucuda nasıl muhafaza etmelisiniz kısaca onu da göstermek istiyorum sizlere. 2 tanesini derin dondurucuya kaldıracağım. Kaldıracağım balıkları havluyla güzel bir şekilde kuruluyorum. İçini, dışını her tarafını güzel bir şekilde kurulamaya özen gösterin. 6 aya kadar derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz ucuz bulduğunuzda alın derin dondurucuya atın buzdolabı poşetin içerisine koydum iki balığı da birbirine temas etmeyecek şekilde buzdolabı poşetin içerisine koyuyoruz ve derin dondurucuya kaldırıyorum şimdi diğer balıklar için sosunu hazırlayalım pişeceğim balıklar için sosunu hazırlayalım karıştırma kabının içerisine bir miktar sıvı yağ döküyorum 1 tatlı kaşığı kırmızı biber döküyoruz Toz kırmızı biber döküyorum. Biraz pul biber kullandım. Dilerseniz kekik de kullanabilirsiniz. Kekik de yakışır içerisine. Karıştırdıktan sonra içerisine yarım limon sıkıyorum. Limon bu sosun püf noktası. Mutlaka limon kullanmaya özen gösterin. İnanılmaz derecede hem içine hem de deri kısmına çok çok lezzet veriyor. Balıklarımız güzel bir şekilde pişebilmesi için bu şekilde üzerine derince çizikler atıyorum. Hafif değil de mutlaka derince çizmeye özen gösterin. İki balın ikisinde de aynı işlemi uyguluyorum. Limon sıktıktan sonra bir tur daha sosu karıştırdım. Şimdi balıkları soslamaya geçiyoruz. Sosun içerisine tuz atmıyoruz. E, tuzu elim alaraktan e, balığı yedire yedire ovuştura ovuştura atıyorum. Büyük balık olduğu için e, sosun şeyini tuzunu çekmesi gerekiyor. Bu şekilde tuzunu atıyorum. O kesik attığımız çizik attığımız kısımlar dahil her tarafına tuzunu yedirmeye özen gösteriyorum. Sosladıktan sonra da dolaba kaldırın. Bir bir saat kadar tuzun çekmesini bekleyin. Tuzun çekmezse çok da lezzetli olmayacaktır. Bir yarım saat vaktiniz varsa bir bir buçuk saat bekletirseniz çok daha güzel olacaktır. Fırın tepsini alıyorum. Ben yağlı kağıt kullandım. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Patates kullanacağız. Patatesleri ince ince kesmeme özen gösterin. Biraz kalın keserseniz e, balıkla aynı oranda pişecektir. İnce keserseniz patatesler çok fazla kızarır yanar. Biraz kırmızı toz biber ilave ettim. Biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Patatesleri güzel bir şekilde harmanlıyorum. Garnitür kısmı tamamen size kalmış. Dilediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz yalnız balıkların altına kesinlikle sebze dizmiyoruz. Eğer ki dizerseniz alt kısmında kalan deri çıtırdamaz, çıtır çıtır olmaz. Doğrudan tepsiye temas etmesi gerekiyor. Soğan çok yakışıyor. Balıkların iç kısmına da biraz soğan bırakıyorum. Birer halka soğan bırakıyorum. Birer halka limon bırakıyoruz. dilerseniz havuç da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Bunlar benim balın yanına yakıştırmış olduğum sebzeler. Derin dondurucuda biraz kapya biber vardı. Kapya biber de bıraktım. Balın çizikler atmış olduğumuz kısmına tereyağı bırakıyoruz. Tereyağı mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. İnanılmaz güzel lezzet veriyor. İç kısmını bu şekilde çizik atmış olduğumuz kısımlara tereyağı bırakıyorum. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapmata, yap da yiyelim dediğiniz kişilere videomu atabilirsiniz isterseniz. İç kısımlarına da tereyağdan bırakıyorum. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında balığımızı pişiriyoruz. Balığı kesinlikle 200 derecenin altında pişirmeyin. 220 derecede pişirirseniz çok daha güzel olacaktır. Ortalama 40 dakika içerisinde balık pişiyor. Dışı çıtır çıtır içerisinde pamuk gibi oluyor. Şimdi sizlere dış yüzeyinde göstermek istiyorum. İçinin dokusunu da göstermek istiyorum. Yanındaki garnitürleri, balığı her şey güzel bir şekilde pişti. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara şimdiden afiyet baş şeker olsun. İnşallah videom sizlere faydalı olmuştur. Hem temizlemesini hem de pişirmesini gösterdim sizler için. Ee, bayanlar genelde evde temizlemek istemiyorlar. Bu şekilde kolay bir şekilde temizlerlerse çok daha güzel olacaktır. İş dokusu da bu şekilde. Dışı çıtır çıtır. içi içerisi pamuk gibi oluyor. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.